Gerçek adı Muammer Badem olan Aşık Özlem'i Amasya'ya bağlı Gümüşhacıköy ilçesi İmirler köyünde 1957 senesinde dünyaya gelmiş. Halk ozanları geleneğinin temsilcilerinden birisiydi. Lisede bir kıza aşık olur. Kız da onu sever. Adı Ümmü'dür bu kızın. Hiç ayrılmayacaklarına, her zaman buluştukları ağacın altında söz verirler. Sevdiği ona her zaman cebinde sakladığı isminin baş harfi oyalı mendilini bu ağacın altında hediye eder. Özlem'i liseyi bitirdikten sonra Ankara Basın Yayın Yüksek Okulu'nu kazanır ve sevdalısı ile okulu bitirdikten sonra evlenecekleri sözüyle vedalaşırlar. 1980 ihtilali olmuştur. Ve Aşık Özlem'in Bir Tanem şiiri Devrimci Yol Gençlik Derneği'nin panosunda asılı olduğu için dernekle ilişkisinin olmamasına karşın tutuklanır. Ve hayatının 2,5 yılı cezaevinde geçer. Trene koşan simitçiyi bile terörist diye işkencelerden geçirip hapse atan 12 Eylül faşizminden Özlem'i de payına düşeni alır. Hani bir ben var ya bir tane, bir ben. Karanlıklara sığınıp ağlayan, umutlar peşinde koşan ben. Yaralıyım zalimin ahıyla, bazen dolar, bazen boşalırım, ıssız Anadolu köşelerinde. Yazgılara düşmanlığım artıyor gitgide. Haykırmak istiyorum halkıma. Bir ben miyim susmaya mahkum olan, bir ben miyim horlanan? Sen istersen bir tanem, yıkılır bu düzen, kırılır bu çark, durur bu devran. Yeter ki sen iste bir tanem. Sen iste. Okul hayatı da bitmiştir. Cezaevinden çıktıktan sonra ailesinin yanına döner, çektiği acıları, gördüğü işkenceleri sevdiğini düşünerek unutmaya çalışır. Ailesine sevdiği kızı istemelerini diler. Anne ve babası kızı istemeye gider, ancak kızın ailesi bizim hapislerde yatan bir kişiye verecek kızımız yoktur diyerek kızlarını vermezler. Vermedikleri gibi kısa bir süre içinde başkasıyla evlendirirler. Aşık Özlem'in yüreğine hiç sönmeyecek bir ateş düşmüştür o anda. Özlem'i yeni besteleriyle sanat camiasında iyice tanımaya başlamış, konserlere, televizyon ve radyo programlarına daha sık katılmaya başlamıştı. Sakin, mütevazı bir hayatı vardı. Bir gün kendisini derinden üzen bir haber aldı. Yıllar önceki sevdiği kız ölmüştü. Donuk bir tavırla tepki vermişti. Çünkü içinde hala kırgınlık vardı. Ama içine ikinci bir ateş düşmüştü. Hayatını kaybeden eski sevdiği kızın yakınları ısrarla onun cenazeye katılmasını istiyorlardı. Ancak Özlem'i kararlıydı, gitmeyecekti. Fakat gelmesi için ısrar ediliyordu. Ve ısrarın nedeni sonunda açıklandı. Hayatını kaybeden sevdiğinin bir vasiyeti vardı. Yakınlarına bir ağaçtan bahsetmiş ve o ağacın altında toprağa verilmek istemiş. İşte o ağacın yerini bilen tek kişi kendisiydi. Özlem'i bir radyo programına konuk olur. Sevdiğinin ölüm haberinin acısı hala yüreğindedir. Programda ilk türküsünü söylemesi istenir. Ancak Özlem'in aklına yüzlerce türküden
hiçbirisi gelmez. O anki hisleriyle sazının teline vurur ve ağzından bakın hangi dörtlükler dökülür. Bugün benim eftarım var, zarım var. Bugün benim eftarım var, zarım var. Değme felek, değme değme telime benim. Değme zalim, değme değme dalıma benim. Değme felek, değme değme telime benim. Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım. Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım. Ecel oku değdi değdi telime benim. Değme felek, değme değme telime benim. Değme zalim, değme değme dalıma benim. Lokman hekim gelse dost dost sarmaz yarayı. Lokman hekim gelse dost dost sarmaz yarayı. Dilebaz dost ile yar yar açtı karayı. Dilebaz yar ile dost dost açtı karayı. Ne köşkümü koydu dost dost ne de sarayı. Ne köşkümü koydu dost dost ne de sarayı. Baykuşlar tüledi dost dost dalıma benim. Değme felek, değme değme telime benim. Değme zalim, değme değme dalıma benim. Özlemiyem başım hey dost dumanlı dağlar. Özlemiyem başım hey dost dumanlı dağlar. Gözlerim yaşlı da dost dost içim kanarlar. Gözlerim yaşlı da dost dost içim kanarlar. Yüz ayları geçti dost dost bozuldu parlar. Yüz ayları geçti dost dost bozuldu parlar. Hazan yeni değdi değdi telime benim. Değme felek, değme değme telime benim. Değme zalim, değme değme dalıma benim. Her okuduğumda boğazımda bir şeylerin düğümlendiği ve zorlandığım, sözün bittiği yerdeki türküyü söylemiş.
Ve türkü bittikten sonra cebinden sevdiğinin baş harfi oyalı mendilini çıkarıp gözyaşlarını silmiş. Muammer Badem'i, Özlemi'yi, Ümmü'nün ölümünden tam 9 yıl sonra 3 Mart 2014 günü İstanbul'da geçirdiği bir trafik kazası sonrası yitirdik. Değerli izleyicilerim, sevgili takipçilerim. Öncelikle sizlerden ricam kanalıma abone olmanız. Bir diğer ricam da bir kayıtı beğendiyseniz bunu işaretlemeniz sadece benim için değil, internet üzerinden yayın yapan herkes için önemli. Sizlere kayıtlarımı özelden gönderiyorum. Dönüşlerinizi ve beğenilerinizi özelden değil, videonun yorum kısmından yaparsanız sevinirim. Amatör bir ruh ve amatör imkanlarla çalışmalarımı topluma ulaştırma çabasındayım. Bana katkı sağlamak istiyorsanız lütfen dinleyip ya da izleyip geçip gitmeyin. İnternet diliyle söyleyecek olursam, sizlerin de bildiği gibi ne kadar çok tıklanırsak daha fazla insana ulaşma şansımız olur. Sadece bilginiz olsun diye söylüyorum. İzlediğiniz 10 dakikalık bir yayının hazırlanması 8-10 saat sürüyor. Üstelik buna ham kayıt süresi dahil değil. Lütfen 10 dakikada izleyip geçip gitmeyin. Lütfen abone olun. Beğendiyseniz işaretleyin. Yorum yapın. Beğendiklerinizi de paylaşın dostlar. İzledikten sonra bir 5 dakika daha zaman ayırmanızı istiyorum. Destek ve katkılarınızı bekliyorum. Sevgi ve saygılarımla.